Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Bir saç şova davet edildim. Bir saç şova gidiyorum izlemeye. Peki, gel bakalım. Gülşah. Üstündekini çok beğendim. Onu görmüştüm daha önce de. Emel de giymişti galiba beyazını. Nerede giymişti? Çünkü ben onu bir yerde bizim sezona geldiğinde mi yoksa çünkü beyazını. Onu ben görmüştüm. Bana onu tasarımcısı göstermişti. Emel giydi diye. Beyazıydı giydi. Evet. Sana çok yakışmış. Hani tam ona biraz dar olmuştu. Sana da tam modelini göstermiş. Altına giydiğin pantolon da güzel, değişik. Ben sadece onun altına o ayakkabıyı beğenmedim. Öyle kalın değil de daha ince deri bir stiletto de olabilirdi. Daha yüksek, daha sert vurgulu çantanın derisinden bir şey olabilirdi. Onun dışında beğendim. Teşekkür ederim. Ezgi. Ben belden yukarısını çok beğendim ama pantolonun o bluzun altına uyduramadım. Ayakkabıların, çantan, eldivenin de bence o bluza uymuyor ama... Ben normalde bunu deriyle bir şeyle kombinlerdim ama böyle denemek istedim çünkü hiç denemediğim bir şey diye. Sanki daha dar oturan bir pantolonla daha güzel olurmuş gibi düşündüm. Çünkü ya da yani bu kısmı çok bol kaldığı için bluzun pantolonunla birlikte... Beni aynada baktığımda çok hoşuma gitti, ben de bilmiyorum. Pantolondan bende de var ama üstüne farklı bir şekilde hayal ederek almıştım. Gömlek mi giyecektin üstüne? Yok hayır. Daha böyle triko, kazamsı bir şey düşünmüştüm. Ya onlar da yapıldı. Triko, gömlek, bu pantolon, havuç pantolon diyoruz sanırım buna. Çok giydik üstüne. Çok yapılmadı burada. Yo, ben görmedim. Ben giydim birkaç defa. Ya işte bilmiyorum. Ben üst kısmını beğendim, alt kısmını beğenmedim. Teşekkür ederim. Şida. Ayşenur bakınca çok havalı duruyorsun. Ben üstünü daha çok beğendim ama altında bu pantolon beni rahatsız etmedi. Sadece sen yüksek bel giyersin, paçasını kıvırırsın ve bacak boyunu normalde kısa göstermez. Her nekmesi biraz seni enli mi gösterdiği için bacak boyunu sadece biraz kısa gösteriyor. Belki yanılıyorumdur, bilmiyorum. Altında bir de ben de stiletto olmasını, deri öyle bir ayakkabı olsaydı. Gözlüğün çok yakışmış. Yani senin fazla ama o çanta işte sen fazla takıyorsun ya o sende abartı durmuyor. Stilettoyla çok klasik bir hava yakalarım diye düşünüyorum. Nasıl, stilettoyla mı? Evet. Daha yani havalı olurdu böyle bence. Böyle değişik bir stiletto bulabilsem aslında giyeceğim. Bizim yok normal klasik böyle şey normal ya. Stiletto güzel olurdu bence. Böyle arkasında bir şey olan falan İvan Hanım'ın var ya onları çok istiyorum mesela. Onları olmadığı için bilmiyorum. Eldiveninle şu bilekliğinin formu birbiriyle pek uyumlu değil gibi geldi. Ama işte bakınca rahatsız eden beni bir şey yok. Teşekkür ederim. Nihal. Benim en beğendiğim kıyafetin olabilir bu hafta. Çok yakıştırdım üstündekiyle pantolonu. Beni ayakkabılar da rahatsız etmedi. Ben de stiletto giyemediğim için almıştım o ayakkabılardan. Bence daha fazla boyunu kaldırmış. Hatta daha iyi olmuş. Sadece o yılan şeyi beni pek sevmedim onu. Altın olmasını falan. Timsah, yılan bilmiyorum. Onu pek sevemedim. Eldivenler zaten güzel olmuş. O klasik havayı da hafif kırmışsın. Bir de biju kullanayım dedim. Sadece sürekli güneş gözlüğü takman biraz dikkat çekici ve o çantanın püsküllerini sevmedim. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Özden son yorum. Üzerindeki parçayı ben de sevdim. Sadece buradaki bolluk rahatsız ediyor. Hani yandaki dekoltesi olmasaydı, düz bir kesim olsa daha hoş olurdu. O kumaş pantolonda hani paçalarını kıvırmak bilmiyorum çok hoşuma gitmedi benim. Ayakkabılarını da sevdim. Gözlük çok yakışmış. O eldivende detaylar zımbaları olduğu için hani buradaki o gold, timsah onu beğenemedim orada. Bir de çantanın püskülleri hani yani normal günlük hayatta böyle kullanmazsın. Şu an evet değişik hoş duruyor ama yani dışarıya çıktığında böyle püskülleri yerde böyle sürünen bir çanta kullanamazsın. Saç şova gidiyorum diye bu şekilde aldım. Olsun, yoksa nereye gidersen alabilirim. Okey yani öyle tuttuğunda da hoş durmuyor. Öyle teşekkür bir detaya ederim. Değinmek istedim, rica ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Ayşenur Balcı, ayakkabı 69 lira, pantolon 189 lira, çanta 59 lira, bileklik 200 lira, büstiyer 375 lira. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Saç şova gidiyorum. Ha, onun için böyle bir saç yaptın. Evet. Evet. Siyah sana çok yakışıyor. Ben sende o pembeleri falan hiç sevmiyorum. Hani böyle bir pembelerin var senin. Evet. Ay onlardan hiç sevmiyorum. Az kalsın pembe takım elbise giyip gelecektim aman, ki. Yani, ya şimdi pembe vardır, pembe vardır. Senin pembelerin böyle neonlar falan oluyor ya. Onları hiç sevmiyorum, hiç beğenmiyorum. Ben seni böyle sade şeylerde çok beğeniyorum. Evet, İvan Hanım'ı çok beğeniyorum. Üstündeki parça çok güzel. Çok beğendim. O eldivenler. Oraya ne takmışsın? Hayır. Bilezik neyin amblemi timsah o? Timsah var. Ha anladım. Şimdi öyle onu daha böyle yukarı alıyorsun. Tam dirseğinin orada veya daha altında. Ha evet. Öyle yapıyorlar. Sen de gördün bir yerde herhalde. Evet gördüm. Evet yapıyorlar. Böyle absürt bir oryantal bir parça takıyorlar. Böyle çok modern bir şeyin yanında. Çantanı hiç sevmedim. Yani bu lookta olmaz. Artık buna böyle... Maskülen. Çünkü burada... Saçın çok star, üstündeki çok şeysin. Artık detaya hiç gerek yok yani. O püsküllere, o bir şeylere çok sade böyle bir çanta isterdim. Keşke. Senin de ayakkabı sorunun var. Evet. Evet. Yani çok kötü tabii. Ayakkabı çanta çok iyi olsaydı puanım ona göre yüksek olurdu. Ama iyi geldin. Teşekkür ederim. 9. Teşekkürler. Ayşenur hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Güzel puanlar alıyorsun bu hafta. Evet, biraz sizi fazla dinledim. Sakinleştirdim kombinleri. Birazcık. Evet, biz de dinlediğiniz zaman böyle işte oluyor. Ben çantada hariç... Evet, ayakkabıda biraz daha sivri burun ayakkabı olmalı. Sivri burun. Biraz daha modern. Çünkü evet, burada modern ya. Bu. Sivri burun bir ayakkabı olursa muhteşemmin. Çok beğendim. Keşke çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Saçlar, gözlük, ne bileyim eldivenler, yaptın o absürt kombinin. Çok sevdim. Dediğim gibi sivri burun ayakkabı bu keşke olayı biterdi. Ve daha çok sakin çanta ederim. Ama tekrar çok iyisin. 9. Hoş geldin. Hoş buldum. Tepeden tırnağa, çantan hariç efsane görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Böyle işte artık biz yaparken bizi bulamadı. Ben bak, cimriyim ya. 9 vermiş. 9 ver. Ve bu hafta aslında 9 vermek 10 demek yani. Evet. Tabii. Çok çanta teşekkür ederim. Olsaydı zaten 10 veriyorduk. Ben çok dikkat edeceğim. Oh, dikkat et. Tamam.